Efendim Allah Teala'nın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Cenab-ı Hak inşallah milletimize hem ailelerimize hem fertlerimize sahatiyle, merhametiyle muamele etsin. Bize afiyet nasip eylesin. Hastalarımıza şifa diliyoruz. Dertlerimize deva diliyoruz. Ve bunun olması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çünkü din, İslam, inancımız bize duayı ve fiili olarak da dua manasına gelecek hareketleri devamlı teşvik etmektedir. Ya Rabbi bize afiyet ver, Ya Rabbi bize güzellik ver derken ayrıca bu afiyeti, güzelliği, sıhhati elde edecek şekilde de gayret etmemizi bize dinimiz öğretmektedir. Hani söylenildiği gibi din işte dua et Allah verir. Böyle kafa ne Allah? Tabii ki Allah verir. Fakat söz hani nasıl ki birbirimize ya hem böyle söylüyorsun hem bunu yapıyorsun. Tarzında hani biz bazen sitem ederiz ya. Kardeşim yani söylediğinle yaptığın tutuyor mu deriz ya. Dua aslında insanın fiiliyle sözünün tutması o birleştiğinde tesir eden şeydir. İnşallah biz gene hem fiili gayret içerisinde olalım güzel olmak için hem de güzellikleri dileyelim. Şimdi efendim mesafe dedik, maske dedik. Şu anda bir uzun ince bir yolda ilerliyoruz fakat inşallah ülkemiz açısından da hepimiz açısından da güzel günler bizim olacak. Bu dönemler geçecek. Allah başka türlü belalardan, musibetlerden bizleri muhafaza eylesin. Bir de İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde bir kuraklık meselesi var. Yağmur yağmıyor. işte barajların suyu eksiliyor. Efendim işte Doğa bizden intikam alıyor. Yeşillikleri mahvettik, şöyle yaptık, havayı bozduk, suyu bozduk, işin bu tarafı var. Ama mesele bundan da ibaret değil. Yani yağmur için dua etmek, Allah'tan bunu da istemek ve demin anlattığım gibi bu duayı yaparken suyu da israf etmemek, tabiatı da bozmamak, bu dengeyi sağlayacak şekilde hareket etmek de aslında dua sayılan, dua mahiyetinde değerlendirmemiz gereken hareketlerdendir. Bu unutulmamalı. Ben de size farklı bir şey söyleyeceğim. Hani insanlar bu yağmurun yağması için başka neler yapılmalı? Efendim bırakın şu sadece dua etmeyi dinle bunu izah etmeyi işte ekolojik denge bozuluyor ne işi var ne ilgisi var dinin Allah'ın Celle Celaluhu bu işlerle demeyin. Yani bugün insanlar evrene kainata mesaj gönderiyor ya olumlu şeyler yapın Olumlu şeyler düşünün ve bunu siz olumlu olarak size dönüşünü hissedersiniz diyor. Buna bile inanıyor insanlar. Bunların bile varlığı kendilerine göre tespit ediliyorken, duanın, güzel işler yapmanın, yağmurun yağmasıyla, bu rahmetin coşmasıyla, rahmete vesile olmasıyla niye ilişiklendirilemiyor? Niye uzak gibi görülüyor? Efendim dua edelim. Ama bakın size hani formül gibi biraz da bu sosyal medya işte video falan olduğunda hemen pratik bilgiler, hap gibi bilgiler alıyorlar ya. Çok konuşulacak, edilecek, belki farklı yerlere de çekilecek ama olsun. Nasıl olsa doğru da yapsak, yanlış da yapsak tıyneti, farklı olanlar, farklı anlamak isteyenler alıyorlar başka taraflara çekiyorlar. Biz bari söyleyeceğimizi söyleyelim de gerisi artık dinleyene hani sivrisinek saz kabilinden olacak. Efendim, bir kere bu gibi durumlarda İslam tarihimize ve medeniyetimize baktığımızda şunu görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen her musibette insanı üzecek, etrafındaki oluşacak her türlü olumsuz gibi algılanan ahvalde bizlere hep istiğfar etmeyi tavsiye etmiştir. Estağfurullah. Ya Rabbi, benim günahlarımdan sana sığınıyorum. Benim kabahatlerimden sana sığınıyorum. İstiğfar etmek yağmurun, rahmetin, bereketin artmasına vesile olacaktır. Peki bu istiğfar derken ne? Estağfirullah. Tabii ki bunu diyeceğiz. Fakat istiğfar ederken insan nasıl istiğfar ettiği, yalvardığı Allah'ı düşünüyorsa Allah'a yalvarırken, özür dilerken, hataların affını isterken hatalarını da düşünmeli. Yani istiğfar hem sözle Allah'tan mağfiret istemek hem de hatalarını gözden geçirmek olmalı. Bu da eğer biz yağmur bağlamında düşünürsek iki ayırabiliriz. İki safhada inceleyebiliriz. Birincisi Allah'a kullukla alakalı ibadetteki eksikliklerimiz. Bunları düzeltmeye çalışabiliriz. Varsa hatalarımız bunlardan bu günahlardan kaçınmak için Bunlardan kurtulmak için Allah'a istiğfar edebiliriz. Çünkü unutmayalım ki insan tek başına da olsa hiçbir günahı tek başına işleyemez. Tüm kainat ve insanlar onunla bir şekilde alakalıdır. İnsan hiçbir güzelliği, sevabı da tek başına işleyemez. İnsanın yaptığı bir güzellik tüm insanlığı, kainatı, evreni, her şeyi alakadar eder. Dinimiz bize bunu böyle öğretir. Yerdeki zulüm göklere sirayet eder. Yerdeki adalet, yerdeki güzellik gökleri de adeta hizaya getirir. Onları da ayar eder. Yerdeki bozukluk gökleri de bozar. Bunu çok iyi anlamak lazım. İstiğfar edeceğiz. İşin bir kulluk boyutu var. Diğer taraftan dengeyi bozabilecek, tabiatı mahvedebilecek. Mesela lavabonun içerisinde döktüğünüz bir atık yağ bile kaç ton suyu kirletiyor? O yağı temizlemek için kaç ton su harcanıyor? Suyu açık bıraktığınızda. Hatta bakın abdest alırken bir ağzayı fazla yıkamak, üç kereden fazla yıkamak abdestin sünnetine muhaliftir. Mekruhtur. Çirkin görülmüştür. Abdestin ruhuna uygun sayılmamıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki akan bir nehrin kenarında bile olsanız suyu israf etmeyin. Dolayısıyla su israfına da mani olacak şekilde istiğfar edelim. Yani istiğfarın tövbenin bu yağmurların, bu bereketin gelmesine vesile olması için bir kulluk tarafı var. Bir de insanlarla, halkla, hilkatle, yaratılışla alakalı kısmı var tabiatı bozarsak, yerleri kirletirsek, işte bakın İstanbul'un trafiğinde görüyoruz. Hiç utanmadan, gayet rahatlıkla, fütursuzca sigarasını atanlar, çöpünü atanlar, ya insaf edin ya, insaf edin ya. Hakikaten yani bunun bir kaba, kabalığı, insanlara hakaret kısmını geçtik. Ya bu attığın şey ne olursa olsun, hangi şeyi yiyorsan içiyorsan, işin haramını helalini geçtik. Ya ille de bunu yapıyorsan arabanda dursun efendi. Onu bağla, çöp kutusuna koyu ver. Kağıtları kağıtlarla, diğer atıkları diğer atıklarla biraz gayret edip bunları doğru düzgün bir şekilde taksim etsek ne olur? Ne kadar vaktimiz kaybolur? Bunların hepsi içinde yaşadığımız doğal dengenin ve doğal tabi şartların muhafazası ve bereketi için şarttır. Bunlara riayet edelim. İkincisi, akraba ziyareti ve dua almayı ihmal etmeyelim. Yaşlarımıza hürmet edelim. Çocuklarımıza merhamet edelim. Sen kendi küçüğüne eziyet ediyorsan, bağırıp çağırıyorsan, büyüklerine saygısızlık yapıyorsan, Allah Teala hadisi kutsisinde öyle buyuruyor. Yeryüzündekilere merhamet etmeyene göktekiler merhamet etmez. Bu göğün merhamete, rahmete böyle gelip üzerimize sağanak sağanak rahmetini, bereketini yağdırma zamanıdır. Ve dua, işte bu duanın içerisinde ve dua faslında küçüklere, zayıflara, düşkünlere, yani yolda, trafikte giderken bir insana yol vermek bile bir merhamettir. Herkesin önünü kesmek, herkese farklı şekilde kabalık sabalık yapmak, bunlar da inanın ki kardeşler, göklerin merhametini indirmesine mani olan hareketlerdir. Başka bir deyişle göklerden merhamet ve rahmet bekliyorsak ki bizim örfümüzde yağmur denmez. Rahmet yağıyor denir. Rahmete gelebilmesi için buna dikkat etmek icap eder. Üçüncüsü, aramızdaki borç, harç, para ilişkilerinde müsamahalı olalım. Birbirimize yardım sever, yardımlaşır mahiyette olalım. Biz kesenin ağzını açalım ki gökler de kesenin ağzını açsın. Dördüncü mesele. Bakın bu pandemi sürecinde, hastalık sürecinde sokak hayvanları, kediler, köpekler, kuşlar bunların gıdaları çok ihmal edildi. Lütfen bunlara özen gösterelim. Kediye köpeğe ezet, eziyet etmek yerin homurdanmasını artırır. Dikkat edin bakın yerden adeta bir homurdanma sesi geliyor. Bir öfke sesi geliyor. Yeryüzünde evet yeryüzünde yaşıyoruz ama yeryüzünün sahibi biz değiliz. Evet tüm insanlığın hakkı var, Allah'ın da hakkı var. Yeryüzü o görünen yüz. Bir de gökyüzü var. Gökyüzü yeryüzüne yüzünü çevirir. Yeryüzündeki azgınlık gökyüzünün de yüzünü buruşturur. Allah'ın rahmeti, gök rahmeti için hayvanata da, kedilerin köpeklerin yemeklerine dikkat edin. Kuşların, yahu evimizde bu kadar pandemi sürecinde bol bol aldığımız ekmekler vesaire falan var. Hem alırken o israf'a dikkat edelim. Ama ille de bir şeyler varsa üşenmeyelim, çöpe atmayalım. Hayvanlara bir ekmek şey yapmak için bir, bir alanlara, o açılan yerlere bunları besleyiniz. Yağmuru istiyorsanız. Beşincisi hasta duası. Bakın bizim tanıdıklarımız kendi aralarında bizim aile Allah razı olsun güzel bir şey yaptılar. Bazı hastanelerde bu pandemi sürecinde tabii kumanya, yemek vesaire derken hangi birine yetişsin bu devlet? Yani bizim bir şeylere ön ayak olmamız lazım. Aldılar bazı hastanelere, başhekimleriyle, ilgililerle görüştüler. Mesela evlerinde 5-10 aile kek yapıyor, börek yapıyor. Termoslara çaylar koyuyorlar götürüyorlar hastanedeki hastalara böyle bir çay servisi gibi vesaire gibi oraya bırakıyorlar. O insanlar ne dua ediyor? O kekleri, o börekleri, poğaçaları yiyen insanlar bir sıcak çay içen Allah razı olsun, Allah razı olsun diyorlar. Bunlar yağmurun rahmetin inmesine vesiledir arkadaşlar. Yaşlı duası. Bakın pandemi sürecinde hastalara gidilmiyor diye darül acezelere, huzur evlerine gidilmiyor. Tamam. Müdürüyle, bilinenmesiyle ilgili kişileriyle konuşun. Farklı bir şey yapın. Size göndermişler deyin. Bir dua alalım. Onların mutluluk gözyaşları semavattan yağmur olarak da bize inecektir. Lütfen buna inanın. Dünya sadece iki kere iki dörtten ibaret değildir. Sayıdan ibaret değildir. Akıldan ibaret değildir. Bu işin ruhu vardır. Gökyüzünün de yeryüzünün de bir ruhu vardır. Bunlara riayet etmeye çalışalım. Dedik ki yardımseverlik dedik vesaire dedik. Bir insanın borcunu siliver. Elinde imkanın varsa ona bir şeyi bahşiş olarak veri ver. Kapına gelen kuryelere vesaireye ya bir şeker ver, ya bir tatlı ver, ya bir yiyecek ver. Gönlünü hoş edebilecek bir şey ver. Yani şöyle bir şeyin bir mendilin içerisine sarıp verdiğiniz temiz bir şey bile verdiğinizde Kardeşim bereket parası 1 lira 2 lira bile dediğinizde o insan gülerek hizmet eder. Bu dualar, bu güzellikler birikir, semavata güzellik olarak yansır ve oradan da rahmet ve yağmur olarak iner. Bir de la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu tesbihi çok yapmak ve ayrıca namazlardan sonra Estağfurullah aynı zamanda ayettir. Rabbi enzilni munzelen mubarakan ve ente hayrul munzilin. Ey ya Rabbi, sen bize hayırlı bereketli yağmurlar indir diye dua etmek ve bu duayı yaparken de hem yaşlılarımızı, büyüklerimizi gözetmek, küçüklerimize merhamet olmak, hatta trafikte bile insanlara yol verici, güzel sadalı, güler yüzlü olmak bir ufak bahşiş bir tebessüm etmek, dua istemek, anne baba duası almak ve insanların borçlarında, harçlarında onları üzmemek, müsamahalı davranmak. İşte bunların hepsi bu yağmurun, bu bereketin artmasına vesile olacaktır. Yetimler, çocuklar, bir sürü yetim evi var. Bir sürü yetim insan var. Bunlara gönderdikleriniz bir yetim hesabından yazdığınız kısa hesapla, bir kısa mesajla onlara gönderdiğiniz 5 liralar, 10 liralar. Hadi niyet edin. Ya Rabbi yağmurların rahmetin inmesine bunlar vesile olsun niyetiyle yapın. İnşallah ümit ediyorum. Güzel, bol, bereketli günler bizimle olacaktır. Diğerleri, ağaç dikmeyi söylemedin, şunu yaptın, israf etmeyi konuşmadın. Bunlar zaten biliniyor. Bunlar olmazsa olmaz. Ama bunlar olursa her şey olur. Kafasından da biraz kurtulalım. İşin ruhunu yakalayalım. Ümitli, umutlu ama dualı ve inançlı olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Zaten ümit ve umut dediğin şey eninde sonunda adres olarak muhakkak kökünde bir şekilde bu maneviyatta buluşmaktadır. Bunu anlamayacak ne var? Hadi. Dualarımız, güzel amellerimiz, güzel davranışlarımızla içinde bulunduğumuz hayatı güzellikleriyle yaşayalım. Allah'a emanet olunuz ve selam.